Yeni bir videodan hepinize ne diyorduk? Hoş geldiniz. Yani merhaba kanalımıza. Hoş geldiniz. Evet. Kanalıma yani kanalıma ve evime ve videoma hoş geldiniz. Bu sefer giyindik, süslendik ve nereye gidiyoruz? Yemeğe. Evet. Abim aradı. Hadi gelin yemeğe Bakın gidelim arkadaşlar. Dedi. Biz de böyle giyindik, süslendik, hazırlandık. Birazdan yemeğe gideceğiz. Orada da çekmeye çalışırım ama bu tür yerlerde genelde pek fazla çekemiyorum. Evet. Bir de sohbet muhabbet olduğu için, oradaki sesler de olduğu için pek fazla anlaşılmıyor ama elimden geldiğince çekerim diye düşünüyorum. Bugün de misafirim vardı. Onları ağırladım. Eşimin amcasının kızı ve çocukları. Hemen alelacele yarım saat içerisinde bir kek, bir işte makarna salatası falan yaptım. Şimdi annemin abisiyle yemeğe gideceğiz. Senin neyin oluyor? Dayım. Evet. Ne dayındı? Yürü. Evet. Gözlüklü dayım. Değil mi? Ben... Gözlüklü dayım diyorlar. Küçükken gözlük. Aslında her zaman gözlük takmıyor. Gözlerinde biraz sıkıntı var. Ara ara takıyor. Ama yine de gözlüklü dayım diyorlar abime. Abiminki de öyle. Evet ama o gözlük takmıyor. Evet. İşte böyle. Ben nerede kalmıştım? Unuttum. Ne söyleyeceğimi unuttum. Kafam karışıyor ya. Nereye? Misafiri ağırladığımı söylemiştim. Misafirimi ağırladım. Saat 6:30 gibi onlar kalktılar. Ondan sonra hazırlandık. Birazdan 10-15 dakika sonra falan çıkacağız inşallah. Zaten çok yakın, bir 5 dakika falan sürer. O zaman şimdilik görüşürüz. Kırmızı paylaşım ekliyor. Evet. Paylaşımı bir yere geldik, benim yerine. Hani bu arada görüşken şuradan kediye bir şey daha alsak mı? Şu anda gerek yok. Her şeyi var kedimizin. Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar tatlısın sen, biraz oynayabilir miyiz? Bize mi geldiniz? Yemek yemeye mi geldiniz? Defne sen lahmacun mu? Aynen. Tamam. Ailecek buradayız. Buranın ışığı çok iyi değil. İyi bir ışık bulmaya çalışacağım ama güzel değil. Sesim bile gelmiyordur bence. Çünkü çok fazla müzik sesi var. Oyun alanına gidecekler yemeklerini yedikten sonra. Şuradaki kameradan izleyeceğiz. Yemeklerimizi söyledik, bekliyoruz. İnşallah çabuk gelir. Gelebiliriz. Kerem diyor Kerem. Kerem'in doğum günüymüş arkadaşlar. Şanssızdan doğum gününe denk geldik. Kim olduğunu bilmiyorum. Kızlar da kimi? Böyle parça parça kare. Kızlar da ki değil mi? Herhalde. Ben de yemiştim zaten. Güzeldi. Bu ona benzemiyor mu tadı? Baksana be, bulamadım yani. Allah Allah. Benim yaptığım güzel, onun güzel. Senin yaptığın. Şey gidiyor. Benim yaptığım daha güzel. Evet. Ama evet, oranınki gibi değil. Damak tadı.
aşağıda oyun alanı var. Şanlı çocukları. Efendim? Yanımda cüzdanım yok ki. Getirmedim cüzdanını. Çocukları oyun alanına hanımannem bırakacağız. Biz de çay içeceğiz. Çay için biz de burada eğlenelim, tamam mı? Oyun ablası varmış. Yoksa güvenlik bırakamam. Bir de kamera var. Kamerayla izliyoruz. Evet, bayağı büyükmüş. Evet arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Yine soğuk kahvemi aldım, geçtim yerime. Çünkü dışarısı aşırı derecede sıcak. Biraz önce Defne'yi almaya gittim ve piştim dışarıda. Dedim ki hemen kendimi eve atayım. Önce bir buz gibi su içeyim, sonra da soğuk kahvemi yapayım ve işlerime devam edeyim. Yarın temizlik var. Yarın temizlik olduğu için bugün nevresimleri falan çocuklarınkini yıkadım. Kendimkini yıkayacağım. Yazınkini yıkayacağım. Küçüklerinkini yıkadım daha doğrusu. Onlarla uğraşacağım. İşte evi genel olarak bir toparlayacağım. Temizliği hazırlayacağım. Yemeğim var Allah'tan ama belki yarının yemeğini de yaparım. Belli olmaz benim işim. Bir de bugün pazartesi. Biz yemeğe cumartesi günü gitmiştik. Yemekten sonra çekim yapmaya devam etmedim. Çünkü hava çok kötüydü. Orada bildiğiniz fırtına çıktı. Şimşekler falan çaktı yani. Sonra eve gelip devam etmedim açıkçası. Dün de bir yere gitmediğimiz için öyle genel olarak biraz gezdik. Daha doğrusu yani özel bir yere gitmedik. Yani mahallede gezdik biraz. Çocuklar oynadılar arkadaşlarıyla. Onları da çekmedim. Yani farklı bir yere gitmediğimiz için. Bugün devam edeceğim videoma. Bugün de işte bakalım, şimdilik işleri halletmeyi planlıyorum dediğim gibi.
Belki bir tatlı yaparım. Belki bir yemek yaparım. Yani tam olarak bilmiyorum. Şu anda ben kahveye odaklıyım. Tatlısına başlıyorum arkadaşlar. Bu arada irmik tatlısı yapacağımı söylemiş miydim bilmiyorum. Galiba söylemedim. Tatlım irmik tatlısı olacak. Krem şantili ve çikolata soslu. Bir bardak irmik kullanacağım. Bir bardakta zaten 200 milim. Ondan dolayı bununla ölçebilirim diye düşünüyorum. Şöyle yeterli olur. Bir litre süt ve bir su bardağı da şeker. Bu arada yağlı süt almaya gönderdim bakkaldan, marketten almayı unutmuşum. Bunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Kulaklarıma inanamadım. 21 lira olmuş şu süt. 1 litre süt 21 lira olmuş. Zamanında 5 litre çiğ süte 20 lira para veriyorduk. 20 lira, 25 lira para veriyorduk yani. Öyle düşünün. Çok vahim durumdayız gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Tatlıya ara vermek zorunda kaldım. Sebebini görüyorsunuz arkadaşlar. Korhan'ın burnu kanadı. Bu ara o kadar çok sık kanıyor ki biraz hasta ondan galiba. Abisinin de böyleydi. Onun da sürekli kanardı burnu. Korhan da abisine çekmiş galiba. Onun da sürekli kanıyor. Özellikle hasta olduğu durumlarda kanıyor. Biraz moralim bozuldu, modum düştü ama Allah'tan buz falan koydum boyun ensesine. Şimdilik durdu bakalım, inşallah bir daha kanamaz. Ben tatlıya devam edeyim. Süt ve irmiği koydum. Şekeri koyacağım. Şeker de bir bardak. 200 gram diyelim yani. Bir pakette vanilya var. Onu da ocaktan aldıktan sonra koyarım. Dibi tutmuş biraz. Allah Allah. Halbuki gayet de güzeldi. Pişirirken hiç de bir şey yoktu. Çok şaşırdım şu an. Neyse, dip tarafından fazla almayayım bari. Evet, şimdi tatlımı soğumaya alacağım. Ama ondan öncesinde
Kenarlarını bir silmem lazım çünkü kuruyunca hiç çıkmıyor. Krem şantisini koyacağım ve üzerine çikolata sos. Ama çikolata sos dediğim paketli olanlar değil, kutuda olanlar. Koyarken anlarsınız ne demek istediğimi, ben pek anlatamadım ama. Tatlımı da bitirdim sonunda. Eminim tadı enfes olmuştur. Kendime güveniyorum bu konuda. Sütlü tatlı yemeyi de çok severim. Yapmayı da çok severim. Ve bu konuda iyiyimdir. Demek ki çok sevdiğimden. Burada da Defne var. Benimle dalga geçiyor. Beni taklit ediyor. Yavaş yavaş videoyu sonlandırmak istiyorum. Yarın temizlik günüm. Bir sonraki videoda bol bol temizlik göreceksiniz. Sevdiğiniz videolar çünkü. Temizlik videosu bayağı izleniyor. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Ve like at, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın lütfen. Duydunuz değil mi? Ve alkışlamayı da. Evet. Hepsini yapın. Like atın. Abone olun ve alkışlayın. Alkışlamak nasıl oluyor bilmiyorum ama yorum yazın yani. Şöyle. Yorumlarda belirtin. Arkadaşlar şöyle. Evet öyle alkış yapın. Tatlının tadını sevdiğiniz mi? Korhan'ın yaptığı görünmüyor ama. Umarım ama videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.